Merhaba sevgili yengeçler ve Yükselen Burcu yengeç olanlar. 21-27 Aralık haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, önemli bir haftadayız. 21 Aralık'ta Güneş Oğlak Burcu'na geçiyor ve kış gün dönümü meydana geliyor. En uzun geceyi yaşayacağız 21 Aralık'ta. Aynı gün Merkür de Oğlak Burcu'nda hareketine başlayacak. Bu iki gezegen, Güneş ve Merkür 7. evinize yerleşince... Önümüzdeki günlerde biraz daha belki ikili ilişkiler alanında, günlük hayatınızdaki ya da beklentilerinizde, düşünceli ve planlarınızda hareketler artabilir. Eşiniz ve partnerinizle ilgili konular veya her türlü ilişki dinamiğiniz gündeminize daha fazla gelebilir. Daha fazla tabii ki görüşmeniz, konuşmanız, fikir paylaşımları içerisinde olmanız da mümkün görünüyor. Özellikle hayatınızdaki kişiyle ya da partnerinizle. Yine 21 Aralık'ta çok önemli bir gezegen kavuşumumuz var. Jüpiter ve Satürn kova burcunun sıfır derecesinde birleşecekler. İki kolektif gezegen zamanın yöneticisi. Her 20 yılda bir bir burçta kavuşurlar. Bu kavuşum 21 Aralık'ta meydana gelecek ve 2040'a kadar da aslında büyük plandaki etkisini devam ettirecek. Bu iki gezegenin kavuşumu toplumsal yapılarda kültürel ve sosyal ee, değişimlere neden olur. Ee, sistemleri değiştirir ve tabii ki bilinç seviyelerinde de önemli sıçramalara neden olur. Bireysel hayatlarımızda da çok güçlü tesirleri olacaktır kuşkusuz. Bununla ilgili burcunuza yönelik tesirlerini aslında yıllık videolarımda anlattım. Çünkü 2021 yılını önemli ölçüde etkileyecek bir kavuşum bu. Henüz izlemediyseniz 2021 yıllık videolarımızı lütfen izleyiniz. Salı gününden itibaren Ay Koç burcuna geçiyor. Mars Koç burcunda bu hafta Mars'la Oğlak burcundaki Plüto arasında kare açı tekrar etkinleşecek. Ekim ayında da bunu yaşamıştık. Bu sizi etkileyebilir. Ee, özellikle ayın da Koç burcunda hareket edeceği Salı, Çarşamba günleri ikili ilişkileriniz olsun, aile büyükleri ya da üstleriniz ee, olabilir, otorite figürleri olabilir yaşamınızda. Biraz bazı böyle çatışmaların, güç mücadelelerin olması mümkün. Zaman zaman üzerinizde baskı da hissedebilirsiniz. Bunu iyi idare etmek gerekiyor. Sakin, sağduyulu olmak gerekiyor ee, sevgili yengeçler. Genel olarak, bedensel olarak da bazı kronik ağrılarımız, migren ağrısı gibi, bel ağrısı gibi, eklem ağrıları gibi ağrılar, sızılar, sorunlar da ortaya çıkabilir. Ya da aile büyükleriyle ilgili böyle şikayetlerin biraz öne çıktığı bir süreç olabilir. Ee, daha dikkatli olmak gerekiyor. Çok yorulmamak gerekiyor. Fiziksel hareketlerde de e, güvenli olmakta fayda var. Perşembe öğle saatlerinden itibaren Ay Boğa Burcu'na geçecek. Hafta sonunda Ay Boğa Burcu'ndan geçerken duygusal olarak size destek olacaktır. Bu nedenle Cuma, perşembe akşam saatleri cuma günü cumartesi günü kendinizi daha iyi daha güvende hissetmeniz daha huzurlu hissetmeniz mümkün sevdiğiniz kişilerden de destekler alabilirsiniz hatta arkadaşlarınızla daha fazla iletişim içerisinde olabilirsiniz aşk romantik hayatınız ya da çocuklarla ilgili faaliyetlerde bugünlerde yine sizin öncelikleriniz haline gelebilir sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum hoşçakalın